Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamu ala eşrefil mürselin seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Allah. Tümme yudammu ilel Fatihati sureten ev selâse âyâtin kısârin. Daha sonra Euzu Besmele'yi çektikten sonra Fatiha'yı okur. Fatiha'ya da neyi ilave eder arkadaşlar? Kısa bir sure ilave eder veya 3 ayet kısa böyle veya bir uzun ayet olabilir. Kadre aksari suretin vücuden, yani vücubi olarak kıraatın yerine geçebilmesi için en kısa surelerden yola çıkaraktan işte Kevser suresi, İhlas suresi veya o miktarda ayet okur. Fe in kara'e ma'al Fatihati ayeten kasireten, ama bir İhlas suresi ve de Kevser suresi kadar değil de Fatiha ile beraber daha kısa bir ayet okursa, ev ayeteyni kasireteyni veya iki ayet okudu ama çok böyle kısa iki ayet okudu. Lem yehruç, çıkmaz an haddil kerahati, yani kerahat kerahatten kurtulamaz. Bu adam her ne kadar Fatiha'yı okudu, çok böyle kısa bir ayet veya çok kısa iki ayet okudu, yine kerahatten kurtulamaz. Ey kerahate tahrimi bir terkil vacibi. Çünkü vacip olan kıraatı yerine getirmediğinden dolayı tahrimen mekruh işlenmiştir. Dolayısıyla tahrimen mekruhtan kurtulmak için en azından bir Fatiha ile beraber, Kevser Fatiha ile beraber İhlas suresini okuması gerekiyor. Ve in kara'a selâfe âyâtin kısârin, eğer üç kısa ayet okursa, ev kânetil âyetu evl âyetâni, veya bir ayet okudu veya iki ayet okudu ki ta'dilu selâfe âyâtin kısârin, bu üç kısa ayete muadil bir ayet veya iki ayet okursa, o zaman haraca an haddil kerahati el-mezkureti, o zaman tahrimen mekruh işlemekten çıkar ama velem yedhul fi haddil istihbabi, yani mustahap olan kıraatı yapmış olmaz. Feykun fihi kerahatu tenzihin, bu sefer de yani tahrimen mekruh olan şeyden kurtulur ama tenzihen mekruh olan şeyden kurtulmaz. Vel muradu minel istihbabi es-sünnetu, yani istihbaptan maksat sünnet miktarı kıraat yapmadığından dolayı tenzihen mekruh olan bir şey işlemiş olur. Kemafi ekferil kutubi, kitapların çoğunda istihbaptan maksat sünnet olduğunu ifade etmişler alimlerimiz. لِأَنَّ الْوَاجِبَ هُوَ دَمُّ السُّورَةِ اَوْ الْآيَاتِ اِلَيْهَا. Çünkü vacip olan kıraatte Fatiha'ya bir sure veya o sure miktarınca ayet ilave etmektir. اَيْ اِلَى الْفَاتِحَةِ فِي الْاُولَيَيْنِ. İlk iki rekatta Fatiha suresini okuyacak. Bir de Fatiha suresine en az kısa bir sure veya kısa sure miktarınca, uzunluğunca ayet okuması lazım. Vel müstahap olan ey es-sünnetu ala selâseti evcuhin. Sünnet üç vecih üzeridir arkadaşlar. Müstahap kıraat üç vecih üzeridir. Ahaduha, birincisi en yakra'a fi seferi halete darureti. Kişinin seferde zaruret haletinde kıraat yapması. Tabi o da neden korkuyor? Min havfin ev aceletin li mühimmin. Yani bir korkusu var adamın, veya işte kervan gidecek veya otobüs kalkacak vesaire. Mühim bir şeyden dolayı bir acele namazını kılması gerekiyor. Bi Fatihatil kitabi, Fatiha'yı okuyor ve ey suretin şaer, bir de artık pozisyona göre, duruma göre hangi sure
denk gelirse ev miktarı aksari suretin min eyyi mahallin teyessere veya böyle en kısa sure miktarınca hangi yerde artık kolayına hangi yerden denk gelirse böyle bir kıraat yapması arkadaşlar mustahap olan kıraatlardan biri de böyledir. Yani kişinin sefer esnasında zaruret haletinde Fatiha ile beraber böyle kısa bir sure veya o kısa sureye denk gelecek bir kıraat yapması, bir ayet veya iki ayet veya üç ayet okuması. Ve saniha ikinci müstahap olan kıraat en yekune fi seferi seferde yine kişi diyelim namaz kılıyor ama haletel ihtiyari burada kişi zaruri bir pozisyonda değil ve ademi zarureti yani burada zaruret yok artı araba kendisinin diyelim bir yerde konakladılar işte yemek yediler namaz için vakit geniş bol fehineyzin yakra fi salatil fecri bu durumda diyelim sabah namazını kılacaksa kişi mal fatihati fatiha ile beraber okur suretel buruci buruç suresini okur veya ve nahveha veya ona benzer ona denk bir sure okur ve yakra'u fi'z-zuhri kezalike yine öğle namazında da Fatiha'yı okur Buruç suresini veyahut da Buruç suresine denk bir sure okur ve fi'l-asri ve'l-işâi dûne zâlike ama ikindiyle yatsı namazlarında ise daha kısa bir sure okur nahve et-tariqi ve'ş-şemsi ve'd-duhâha gibi Tarık suresi, Şems suresi, Duha suresi gibi Fatiha ile beraber bunlardan birisini okur. Ve fil magribi akşam namazında ise yakra'u bil kısari cidden kel asri vel kevseri diyelim adam seferde her ne kadar zaruri bir durum yoksa da akşam namazını işte Fatiha ile beraber Asr suresini okuyabilir veya Kevser suresini veya da İhlas suresini okur arkadaşlar. Ve salisuha üçüncüsü ise sünnet mustahap olan kıraat şekli nasıl oluyor? Fil hadari seferde değil adam mukim pozisyonda namaz kılıyor. Ve hineyzin izâ khâfe fevtel vakti orada da bazen insanlık halidir. Namazın kazaya kalma endişesi korkusu varsa yakra'u kadrema la tefutuhu es-salatu. Yani diyelim ki 3 dakika var, 5 dakika var, 4 dakika var. Ona göre kendini ayarlar. Namazın vaktinin geçmemesi için kıraatı fazla uzatmaz arkadaşlar. Duruma göre hemen seri bir şekilde Fatiha, İhlas Fatiha, Kevser Fatiha, Asır suresi gibi kısa surelerle namazını kılar. Kema fi seferi halete zarureti. Nasıl ki sefer haletinde zaruretten dolayı kısa okuması gerekiyorsa burada da aynı şekilde namazın geçmemesi için seri ve kısa bir şekilde kıraatını tamamlar namazında kaçırmamış olur. Ve in lem yehaf fevtel vakti ama diyelim vakit geniş namazın kazaya kalma endişesi yoksa yakra'u fi salatil fecri fi rek'ateyni bi erba'ine ayeten. O zaman sabah namazında Fatiha ile beraber iki rekatta 40 ayet okur. Ve huve edne sünneti bu sünnetin en alt mertebesidir. Ev hamsine ev sittine ayeten veya duruma göre, cemaate göre, pozisyona göre 50 ayet veya 60 ayet okur. Ve huve el evsatu bu orta derecedeki sünnetin yerine getirilmesidir. Vel a'la ez-ziyadetu ala sittine ile mi'eti. Ama böyle sünnetin zirve noktası ise kişinin diyelim 100 yani 60 ile 100 arası 70, 80, 90, 100 ayet okumasıdır. Fatiha ile beraber.
Fakat ruhiye ennen nebiye sallallahu teala aleyhi ve sellem Hazreti Peygamber'den şöyle bir şey rivayet olunmuş arkadaşlar. Kâne yusalli fil fecri, Hazreti Peygamber sabah namazında namaz kılardı. Ne ile? Bir kaf, değil mi? Bir kaf. Ka yani Kaf suresiyle. Ve ennehu kâne yusalli fil fecri bi es-Saffâti, Saffat suresiyle yani Fatiha ve peşinde Saffat suresi, Fatiha peşinde Kaf suresi. Ve ennehu kâne yusalli fîhâ bi sittîne ilel mi'eti. Bu sabah namazında Hazreti Peygamber işte 60 ile 100 arasında ayet ile namazı kılıyor idi. Alema beyyennahu fişşerhi, bunu detaylı bir şekilde Alevi Kebir'de beyan ettik arkadaşlar. Ve zekire fil hidayeti, hidayede, hidaye isimli eserde zikretti musannif ennehu yakra'u evet bir râgibîne mi'eten ve bil küsala erba'ine, yani cemaatin durumuna göre eğer cemaat namaza böyle bir rağbet ediyorsa, namaza karşı bir istek, arzu varsa, yani senin ne kadar fazla ayet okursan o kadar çok memnun olacak bir cemaat varsa, o zaman 100 tane en az da bir ayet okursun. Ve bil küsala, ama böyle tembel, uyuşuk, yani böyle namaza isteyerek kalkmayan bir cemaat olursa, o zaman 40 ayet okur. Bu bil ev saatli ma beyne 50 ile 60'ine veya namazı neyle kıldırır Yasin? Yani ortalama bir cemaat varsa da 50 ile 60 arasında. Arasında vakile inkâne el-leyâli kısâren, yani eğer yaz, yani mevsim yazsa, geceler kısa ise yatsıda ya da sabah namazında fe erba'ine 40 ayetle namazı kıldırır ve inkânet duvalen fe mi'eten, eğer geceler uzunsa, cemaat insanlar uykularını böyle almışlarsa, namazda dinç olacaklar. O zaman namaz uzatırsın. 100 ayette namaz kılınır. Ve ma beynehuma. Eğer işte gecelerin durumu arkadaşlar, gündüzlerin durumuna bakılır. Ona göre 40 ile 100 arasında gelip gider. 60 okur. Diyelim 70 okur, 80 okur. Pozisyona göre, duruma göre değişir arkadaşlar. Vakile yunzaru ile tulil ayi ve kisariha ve tevassutiha, bazı alimler de şöyle değerlendirmişler. Yani ayetler uzun olursa, diyelim ki 40-50, ayetler orta yollu olursa, diyelim 70-80, kısa olursa 100 gibi, bu açıdan değerlendirmişler. Ve yakra'u fi zuhri mislehu, öğle namazında da sabah namazındaki gibi okur. Ey mislema yakra'u fil fecri ev yakra'u fiha dunehu, veya sabah namazındaki kıraatten birazcık daha az bir kıraatle öğle namazını eda eder. Ey ne demek? Dunema yakra'u fil fecri, yani diyelim ki sabah namazında 60 ayet okuduysa, öğle namazında 40 veya 50 ayet okur. Keze fil asli, asılda da böyle zikredilmiş. Ve el ma'mulu bihi, bu kendisiyle amel edilen görüştür. Ve fil ihtiyari, ihtiyar isimli eserde ise yakra'u fi zuhri 30 ayeten, öğle namazında 30 ayet okur. Yani fil rek'ateyni, iki rekatta, işte birisinde diyelim ki 20 okursunuz, birisinde 10 veya da birisinde 18 okursunuz, diğerinde 12 okursunuz. Ve fil asri 20 ayeten intiha.
İkindi namazında ise 20 ayetle namazı eda edersiniz. Ve yakra'u fil asri vel işai kedalike. Aynı şekilde ikindi namazı, yatsı namazında da durum böyledir. Ey dunema yakra'u fil fecri. Sabah namazında imam okumuş olduğu ayetlerin adedinin daha az miktarını işte 100 ayet arasında okurdu. İkindi bir de yatsıda ise daha biraz fazla uzatmadan, çünkü bunlar sessiz namaz, sessiz, yani bu namazlarda kıraatler sessiz olduğu için zaten cemaat işitmiyor. Haniflerde zaten bir de cemaat de kıraat yapmadığından dolayı fazla bir uzatmanın da sadece imam kendi kendine okumuş olup ama diğer sesli namazlarda cemaat de duyduğu için hem ayet dinlemiş olurlar hem de Arapça bilenler işte manasını anlayanlar okunan o Kur'an-ı Kerim'deki meselelere odaklanabilirler. Peki. Ve yekra'u fil asri vel işai kedalike. İkindi ile yatsı namazında da aynı şekilde okur. Aynı şekilde dediğimiz, yani ey dunema yekra'u fil fecri. Sabah namazında okuduğu kıraatın biraz daha eksiğini okur. Rivayeten, değil mi? Vahideten. Rivayeten, vahideten ne demek Yasin? Yani bilmiyorum senin. Evet, rivayetin vahidi. Yani bununla ilgili tek bir rivayet mi gelmiş? Yani evet, onu ifade ediyor. Sanki bir bu konuyla alakalı bir rivayet var. Ve anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kâne yakra'u fil işâi ve tini ve zeytuni. Hazreti Peygamber'den aktarılmış. Hazreti Peygamber yatsı namazını Fatiha ile beraber Tin suresini okuyor. Ve kâle el-Kuduriyyu, İmam Kuduri dedi ki yakra'u fil fecri, sabah namazında imam okur. Yani fi kulli rek'atin bi diwalil mufassali, diwalil mufassal dediğimiz surelerden Fatiha ile beraber bu surelerden bir tanesini okur. Ey bi suretin min diwalil mufassali. Diwalil mufassal zaten birazdan söyleyecek arkadaşlar. Ve fi zuhri vel asri vel işai, öğle ikindi yatsıda ise bi evsatil mufassali, Divan-ı Mufassal, Evsat-ı Mufassal, bir de Kısar-ı Mufassal arkadaşlar. Ve fil Mağribi bir Kısar-ı Mufassal'i. Akşam namazında ise Kısar-ı Mufassal diye taksim edilen surelerle namazı kılar. Lima ruya an Umar radıyallahu teala anhu ennehu ketebe ile Ebi Musa el-Eş'ari. Hazreti Ömer'den bir rivayet var. Hazreti Ömer döneminde vali olarak atamış olduğu Ebu Musa el-Eş'ari enne el-ikra fil magribi bi kısarin mufassali. Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Musa el-Eş'ari'ye akşam namazında neler okuması gerektiğini kendisine bildirmiştir. Akşam namazının vakti dar olduğu için arkadaşlar orada namazı uzatmadan Kısarul Mufassal diye isimlendirdiğimiz o surelerden bir tanesiyle her rekatta bir Fatiha, bir o surelerden bir tanesiyle namazı kıldırmasını emretmiştir. Ve filaşayı bir vasatil mufassali, yatsı namazını ise Fatiha ile beraber Evsatul Mufassal surelerinden bir tanesi. Ve fil subhi sabah namazını bir duvalil mufassali Fatiha ile beraber duvalil mufassal dediğimiz surelerden bir tanesiyle her rekatta namazı kıldırmasını emretmiştir kendisine. Emma ed-divalu ey divalul mufassali. Divalul mufassal nedir arkadaşlar? Temin sureti el-hucurat ile suretil buruc.
Hucurat suresinden arkadaşlar Buruç suresine kadar olan surelere Duvalül Mufassal deniliyor. Ve emmel evsat. Peki evsatul mufassal hangileridir? Femin suretil buruç ile sureti lem yekun. Buruç suresinden lem yekun suresine kadar, Beyyine suresine kadar olan surelere evsatul mufassal diyoruz. Ve emmel kısaru. Peki Kısarul mufassal hangileridir? Le Femin sureti lem yekun ile ahiril Kur'an. Beyyine suresinden Kur'an-ı Kerim'in sonuna kadar Nas suresine kadar olan surelere de kısarul mufassal diyoruz. Hâzâ huve ellezî aleyhi el cumhur. Bu cumhurun görüşüdür arkadaşlar. Cumhurun yapmış olduğu taksim budur. Ve kîlet divâluhu. Bazıları da şöyle demiş arkadaşlar. Divaluhu yani Divalul Mufassal min Kaf ve kile minel Feteh, bazıları Fetih suresinden başladığını söylemiş. Ve kile minel Gital, bazıları Tövbe suresinden. Ve kile minel Câsiyeti, bazılarına göre Câsiye suresinden. Ve kile minel Hucurati ile Abese, bazılarına göre de Hucurat suresinden Abese suresine kadardır. Buruç suresine kadar değil. Vel-Evsatu ile Duha, artık en sonki Abese diyelim ki Abese'den Duha'ya kadar veyahut da Buruç'tan Duha'ya kadar bazıları böyle demişler. Vel-Baki ile ilel-Ahiri el-Kısaru, geri kalanlar da Kısar diye isimlendirilmiştir. Vel-Münferidu kel-İmami fi cemi'i zâlike, münferit olarak namaz kılan bu hususlarda, gerideki hususların tamamında aynen imam gibidir. Tabii kişi hafızsa ve günümüzdeki insanlar zaten ilim yok. Hangi sureyle daha rahat kılabiliyorsa, hangi sureyle kıldığı zaman namaz oluyorsa, olur mu Yasin? Zamanımız, asrımız cehalet. Asrıdır cehalet zamanıdır. İnsanlara merhamet etmek lazım, acımak lazım. Ona göre de fazla şeyi, çemberi daraltmamak lazım. Peki Yasin, buraya kadar idare etsek olur mu bugün? Tamam, tamam Seyda.